Evet Düzce'de 23 Kasım tarihinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından tabi vatandaşlar korkarak evlerini terk ettiler. Devletimiz hemen harekete geçerek afet aracılığıyla birçok mahallede ve bölgede çadır kent kurdu. Tabi depremin üzerinden hemen hemen 15 gün geçti. Artık çadır kentlerin durmasında bir anlamı kalmadı. Uzmanlar çadır kentlerin bölgelerinde durdukça hem deprem psikolojisinin üzerinden atılmayacağını hem de tabi doğal olarak çirkin bir görüntünün oluştuğunu söylemeye başladılar. Yavaş yavaş da çadır kentler toplanmaya başladı görevliler tarafından. Hatta birçok çadırda e, vatandaşlar kendisi boşalttı. Tabii e, devletimiz yine e, orta hasarlı veya ağır hasarlı olan vatandaşlara konteyner vermeye başladı. Konteyner kentlerde barınacak insanlar soğuk havada çadırda barınmayacaklar. Çadırların bir an önce kalkması gerekiyor. Zaten hemen şu çadıra da gireceğiz vatandaşlar. E, yavaş yavaş kendi istekleriyle de çadırları boşaltmışlar. E, ekipler de ikna ederek yavaş yavaş buradan çadır kentleri kaldıracaklar. Hemen kameraman arkadaşımızla içeri giriyoruz. Gördüğünüz gibi çadırlar şu an boşalmış durumda sadece ayakta duruyor yetkililer bunu görevler bunu kaldıracaklar dediğim gibi bu deprem psikolojisini de yakından etkileyen bir durum çadırları gördükçe insanlar hala deprem olacağını zannederek tedirginlik geçiyorlar bunun dışında tabii çevrede. Ee, bir birçok yiyecek tırı, içecek tırı var. Ee, sağ olsun e, yardım kuruluşları buraya yiyecek ve içecek tırlarını da getirdiler. Bu tırların da bir önce de ortadan kaldırılarak e, hasar başvurularının çadırlarda değil daha e, binaların içinde yapılması gerekiyor. Yani kısacası bu görüntülerin bir önce düzce merkezinden kaldırılarak e, daha sağlıklı bir görüntüye, daha sağlıklı bir psikolojiye kavuşmamızın sağlanması gerekiyor.